Antalya'da kendisine şiddet uygulayan ve işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in yargılanmasına devam ediliyor. Genç kadın için savcı 24 yıla kadar hapis cezası istemiş. Ancak haksız tahrik nedeniyle ceza indirimi talep etmişti. Duruşmayla ilgili son bilgileri DEHA muhabiri Alparslan Çınar'dan alacağız. Alparslan. Ahmet Arpat, dilersen öncelikle davanın ve olayın geçmişiyle ilgili bilgileri aktaralım. Melek İpek 7 Ocak tarihinde 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i şiddet ve işkence gördüğü gerekçesiyle av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü ve o gün tutuklanıp döşemealtılı E-tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmişti. İpek 66 gün aradan sonra ilk kez geçtiğimiz ayın 15'inde hakim karşısına çıkmış ve yaşadığı tüm süreci gözyaşları içerisinde anlatmıştı. Ramazan İpek'le evli olduğu süre boyunca sistematik bir şekilde işkence ve ağır şiddete maruz kaldığını belirtmişti Melek İpek. Dava boyunca güçlü bir avukat ordusu, çok sayıda avukat ordusu Melek İpek'i savunmuştu ve Melek İpek'in savcılık tarafından hazırlanan iddianamede eşi kasten öldürmek suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasının doğru olmadığını savunuyordu avukatlar ve duruşmanın sonunda tutukluluğun devamına karar verdi hakim ve ikinci duruşmayı bugün saat 15.30'a 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmek üzere erteledi. Peki bugün ne olacak? Avukatlar yine Melek İpek'in tutuksuz yargılanması gerektiğini ve cezasında da indirim yapılması gerektiğini talep edecek ve ayrıca Melek İpek'in 9 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğu da hakim tarafından yine adliyede özel bir odada pedagoglar eşliğinde dinlenecek. Tabii işte bugünkü duruşmada Melek İpek'in tutukluluğun devam edip etmeyeceği ve yine cezasında indirime gidilip gidilmeyeceği, çocukların ve bir gizli tanığın dinlenmesinin ardından karar vereceği bekleniyor. Antalya Adliyesi önündeyiz. Avukatlar ve Melek İpek'in ve yine Ramazan İpek'in yakınlarının burada olduğunu, erken saat olmasına rağmen burada olduğunu belirtelim ve sözü yeniden Antalya Adliyesi'nden sana bırakalım Ahmet Arpat. DEHA muhabiri Alparslan Çınar aktar.